Tamam, ben geçen de ben açmıştım. Sende sıra. Fergie Time hoş geldiniz. Hakikaten doğru söylüyor ama. O açmıştı. Ben sana bir pas atayım dedim. Bir gün de benim için ekstradan aç. Olmuyor mu? Ya yanlış hatırladığını düşündüm o yüzden. Yani yoksa hepsini ben de açarım. Sorun değil o. Fergie Time hoş geldiniz. Ama pek Fergie Time döneminde değiliz. Manchester United'ın bayağı sıkıntılı bir dönem. Skandal bir dönem. Skandal ya diye Emre Özcan tabiriyle. Skandal ya diye özetleyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Bugün Premier Lig konuşacağız. Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık. Hatta yarı finallerin de ilk maçları biraz belirleyici olduğu için bu hafta biz Premier Lig'e rotamızı çevirelim dedik. Hem şampiyonluk yarışında inanılmaz kritik bir viraj dönüldü. Çok da dramatik oldu hatta. İki tane dramatik maç izledik. Önce Liverpool-Manchester City rekabeti ve maçlar üzerine konuşalım. Ondan sonra da tersten top 4 yarışını konuşalım diye düşünüyorum. Çünkü hiç kimse Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istemiyor. Tabii. Mesele orada. Daha az doğru yapanlar üstte kaldı. Çok saçma yani. İnanılmaz çok saçma. Çok acayip şeyler gerçekleşti orada. Küme düşenler de belli oldu biliyorsun. Cardiff'in kaybetmesiyle beraber. Artık zaten şampiyonluk ve sadece top 4 yani işte Şampiyonlar Ligi yarışı söz konusu. İzledin mi City Leicester'ı? İzledim. Yani hakikaten... Dün de yani izlemek çok kolay değildi aslında. Ya ilk bölümünde Trabzon'la değişmeli izledim ama izledim, evdeydim. Ondan sonra bayağı bir stres, yani insan işin içine biraz kendini kaptırıyor. Ben Liverpool taraftarı değildim yani Avrupa'da da böyle yani taraftar kimliğine sahibim demek ben kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten Avrupa'da. Yani o kültüre ait olmadan %100 taraftar olabileceğini düşünmüyorum ama... Hani sevdiğim takımlar var. Liverpool'da severim. Ama abi yani hakikaten birçok sezon yaklaşıp şampiyon olmadıkları sezonlar var yakın dönemde. Ama bu daha vurucu ya. Yani burada aylardır kaybetmeyerek şampiyon olamamak bayağı sinirlerini bozdu diye düşünüyorum. Sinirlerini hırpalayacak bir şey. Yani çok iyi bir sezon diye demek istemiyorum. Muhteşem bir sezonda adamlar... Kupasız, lig ikincisi, kupasız şampiyonlar yarışına kupasız kalacaklar. Çok acayip yani. Liverpool lanetine ben inandım abi. Daha tabii şey bitmedi. Bir maç daha var yani. Yok hayır. Şampiyonlar Ligi'de var. Şampiyonlar Ligi'nde de ikinci maç oynamadılar ama yani... Yani dürüst olalım. Firmino yok biliyorsun. Yani. Kesin oynamayacağı açıklandı. Salata yok. Salata yok mu kesin? Salata yok. O zaman zaten imkanı yokmuş. Bak ben Salah'ın olmadığından belirsizdi. Sabah okudum. Sabah mı okudun? Sabah okudum abi. Tamam ona haberim yok o haberden. Salah yoksa zaten ihtimal de yok. Yani hakikaten biraz iç burkan bir durum var ve yani bir tek bu takımın başına gelebilecek bir şey gibi geliyor bana. Hakikaten çok zor bir maç var. Newcastle inanılmaz iyi top oynadı. Yani elinden gelen her şeyi yaptı. Benitez zaten Liverpool'un kodlarını çözebilecek teknik adamlardan bir tanesi. Çok iyi bir taktisyen zaten. Yani hiçbir zaman zayıf yönlü taktik düzen olmadı. Belki kendi bulunduğu takımın seviyesinin çok daha üstünde bir taktisyen. Başka tarz eksileri, işte transfer tercihleri, kadro tercihleri, belki biraz takımla uzun vadede iletişim problemi vesaire onlar konuşulabilir ama şey hiçbir zaman olmadı ve taktik olarak o kadar iyi bir maç ortaya koydu ki valla şapka çıkartmak lazım. Hatta puanı da ya çok çok büyük ölçüde almışlardı. Hani tabii ki şimdi Manchester City maçındaki dramatik tarafı konuşuyoruz ama şimdi Liverpool'un bulduğu golün de faulle uzaktan giden alakası olmadığını düşünüyorum ben. Fabinho'nun yere düşüşünün. Yani evet faul olmayabilir ama abi değil, sonuçta... Değil ama futbol içine var bu. Tabii sonuçta duran topu savunabilirsin abi. Tabii o kesin. Ona bir şey demiyorum. Şey nasıl? Van Dijk'ın işaret edişi nasıl şeyi? Abi ısrarla... mükemmel ya. İşte bu Şaçiri, yani. Şaçiri hayır, yapıyor. Hayır diyor. Sen ben maçta bak... Onu atacak diyor. Ben maçta fark edemedim abi onu. Golden sonra bize de bana da mesaj geldi maçı izleyenlerden. Ben tam o sırada şey cümlesini kurdum. Bilmiyorum belki görmüşsündür maçı izlediysen. Ben... Dedim ki acaba kim kullanacak dedim ben de zaten. Yani benim de merakım vardı. Çünkü şeyin bulunduğu nokta itibariyle, topun bulunduğu nokta itibariyle içeri kesmenin daha doğru olabileceği bir yerdi bana kalırsa. Ama Trent de duran topları kullanan oyuncu. O yüzden ve 2 asist yapmış, moralli gelmiş. Ben de tam işte Van Dijk eliyle gösteriyor. Ben o sırada kafamda kimin kullanacağını merak ettiğim için şey yapamadım. Yani onun bağlantısını kuramadım. Kaçırdık orayı ve şey acaba kim kullanacak dedim. Tam o sırada Şaçiri koşa koşa şeyin içine gitti. Karenin içine gitti. Hı-hı. Ve ondan sonra Trent biraz açıldı. Şaçiri kullandı. Evet.
normalde olsa Trent kullanıyordu. Tabii tabii. Van Dijk'ın resmen müdahale etmese şey olmuyor. Aynen. Şey ya, general. Gerçekten ve general ya. Maçın ilk golünü de attı. Tabii. O da yani her ne kadar... O da duran top. Ve orada mükemmel bir setle. Ya bu Van Dijk'ı boş bırakmak için zaten yapılmış bir set. Bomboş vuruyor adam. Ben maçta da söyledim. Liverpool 20. golünü attı duran toptan bu maçta. En yakın rakibinden 5 tane daha fazla duran top golü buldular bu sezonda. Yani duran topları en iyi kullanan takım Jürgen Klopp'un orada da çok ciddi payı var. Ve kornerlerden de en fazla gol atan takım. O 20 golün 13'ü kornerlerden gelmiş abi. Bir de ne olursa olsun mental olarak takımı çok zorlayacak, çok dramatik bir şeye girdiler. Hani attıkları, işte dediğim gibi formol onlar konuşulur ya da şeydir, detaydır bence. Ama ya Salah'ın çok ağır bir sakatlığın eşiğinden döndüğü ve o an bayağı çok çok ağır bir şey olabileceğini düşünürüz. Siz ilk an anlayamadınız ama ilk tekrarda yani dehşete düşürecek bir şey. Bir daha abi bunun konuşulması lazım bence. Abi kalecisin diye yani cinayete teşebbüsün mübah sayıldığı kurallar bana biraz şey geliyor. Bütün büyük sakatlıklar kalecilerin dizle, kalçayla falan çıkmasından geliyor abi. Yani evet. Bunların da bu kadar da penaltı verirsin demiyorum ama yani bunun cezalandırılması gerekir bir şekilde. Yani onun penaltı olmayacağını bildiği için korkutmak adına aslında tam tersi. Bir sonraki pozisyonda çıkmasın, çekinsin, sinsin diye çıkıyorlar ama o normal bir geliş değil abi. O kalçasıyla kafasına vurması tesadüf değil bence Dubravka'nın. Ve bu bir değil, iki değil. Şeydi yani kalecilerin dokunulmazlığı ilkesinin kötüye kullanıldığını düşünüyorum. Yani futbolcu sağlığını tehdit edecek boyutta. Hani dediğim gibi yani penaltı çalınmayacağını bilmek fazla bir güven sağlıyor. Bunun bir şekilde çözülmesi, bu da hani gündeme gelmesi gereken bir konu bence. Doğru, doğru, çok doğru bakış açısı bence de. Yani daha önce ben düşünmedim. Güzel bir nokta temas ettiğin şey. Ve yani çok ağır bir şeydi. Yani şimdi takımın yıldızı, hatta geçen senenin finali de böyle olmuş Şampiyonlar Ligi'nde. Yine Salah'ın sakatlığı üstüne falan. Bu daha da dramatik. Adam hareket edemiyor, ağlıyor falan. Sedye taşını, sedye de ağladı. Yani dağılırsın yani arkadaşını öyle görsen. Oradan ayağa kalkıp maç kazanmak önemli. Ha, çok acayip bir top mu oynadı? Bence puan kaybına yakın bir maçtı. Biraz da dediğin gibi çok ekstra bir beceriyle, çalışmayla elde edilebilecek beceri tabii ki ama duran top becerisiyle gelmiş bir maç. City maçına ne diyorsun? Yani zaten gerçi Liverpool maçından önce görüşlerini alayım. Zaten maçın yorumcusuydun. Daha detaylı da gözlemleme şansı buldun. Ondan sonra City'ye geçelim. Yani Liverpool iyi oynayarak kazanmadı, katılıyorum. Zaten yani bir süredir iyi oynamadan kazandıkları çok maç oldu. City için aynı şey geçerli. Onlar da yani sezonun ilk yarısında Kasım, Aralık ayındaki formlarından uzaktalar açık söylemek gerekirse. Ama bu da çok normal abi. Yani çok istisnai bir şampiyonluk yarışı var. Ve iki takımın hocası da artık hamlelerini iyi oynamaktan, işte ana planını kuvvetlendirmekten ziyade artık sonuç almaya odakladılar. Görüyorsun yani Leicester'a karşı bile Bernardo Silva'yı öne atarak başladı Pep Guardiola ki ben onun doğru bir hamle olduğunu düşünmüyorum ama çok pragmatist davranmaya çalışıyorlar. Guardiola bile artık buna kendisini kaptırmış durumda. O yüzden iyi oyun oynamamaları çok büyük bir problem değil. Ama dediğin gibi Newcastle çok iyi performans gösterdi kesinlikle. Ve Rafael Benitez çok özel şeyler gösteriyor iki sezondur. Çünkü biliyorsun eski jenerasyondan gelen bir teknik adam. Daha doğrusu eski old school denebilecek bir jenerasyondan geliyor. Ve aslında onun kendi içinde böyle bazı doğruları var. Kesin vazgeçmediği bugüne kadar bazı şeyler vardı. Mesela Rafael Benitez nedir? Inter'de de, Valencia'da da, Liverpool'da da hep bir sistemi kullanmış bir teknik adamdır. Hatta Newcastle'da da ilk başlangıçta. 4-2-3-1'den vazgeçen bir adam değil abi. Sürekli 4-2-3-1 kullanıyor. Orada da hep roller aynı. İşte iki merkez orta saha, biri teknik, biri kesici. 10 numara biraz yarım golcü. Bir kenar kesin golcü olması gereken bir kenar. Diğer kenar genellikle orta saha karakterli tercihler vesaire. Her takımda bu şablonu ön plan alan Rafael Benitez, işte futbolun özellikle son 3-4 yılda gittiği noktadan sonra bambaşka şeyler gösterdi bu sezon. Geçtiğimiz sezon hedef maçlarda özellikle pas takımı pas oynayan takımlara karşı üçlü savunmayı ilk kez Newcastle'da denedi. City'ye karşı, Chelsea'ye karşı, üçlü savunma takımlarına karşı sürekli üçlü savunmayla mücadele etti. Bu sezonda 4-2-3-1 ile başladıktan sonra Aralık ayı civarında sistemi tamamen 3'e çevirdi ve ondan sonra zaten takımın performansı yukarı çıktı. 3 stoper, Metriç'i sağ önden aldı, sol kanat bek yaptı. Ayoze Perez'i etkisiz oldu 10 numaradan dörtlü orta sahada kenara çekti. Bir kenarda Miguel Almiron. Şimdi daha rahat ediyor. Aynen. 2-10 numarayı kenardan getiriyor içeri doğru falan böyle. Onlar içeri gelince kanat beklerin önünde alan açılıyor falan.
Hiç Rafael Benitez'den inovatif bir takım. Çok yani. Rafael Benitez'den hiç görmediğimiz farklı şeyler, çünkü futbolun gittiği başka bir yer var ve ona uyum sağladı. Ona nasıl söyleyeyim, Bukalemun gibi uyumu göstermeyi başardı. Bir de hani bu çok etkileyici. Katılır mısın bilmiyorum. Bir dönem en inovatif olan adamlar kendi yaptıkları işe aşık oldukları için geri kalmaya daha meyilli oluyorlar. Çok doğru, doğru. Yani çok iyi bir şey yapmışsın. Eyvallah, ama başka yere gittiği zaman ya ben bunu daha iyi yaparak, hani yaptığım işi daha iyi yaparak bir yere gelirim sanrısı yıllarca onları avlayabiliyor. Zaten teknik adamlığın biraz düştüğü tuzak da bu. Ondan çıkabiliyor olması çok büyük bir teknik adam olduğunu işaret bence. Aynen. Yani seviye olarak düşmesine en sebep oldu bu tutukluk dönemi Berbat bence. Berbat bir kadro ya. Gerçekten bak, çok skandal bir kadro. Aynen, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. İki sezon, geçen sezon daha da kötülerdi. Şimdi en azından Miguel Almiron falan geldi. Almiron büyük kalite gerçekten. Adam iki sezon arka arkaya var olan kadronun değerinden çok yukarıda top oynatıyor ve çok yukarıda takımı olması gereken yerde.